Sabah Haber'le mutlu sabahlar, günaydınlar sayın seyirciler. Yeni bir günde Sabah Haber'de gelişmelerle karşınızdayız diyelim. Bizleri Sabah Haber'de 100.1, 102.90.6 ve 89.6 radyo frekanslarından takip edebileceğiniz gibi aynı zamanda yayınlarımızı sosyal medya kanallarımız üzerinden de izleyebileceksiniz. Facebook ve YouTube kanallarımızdan da Sabah Haber ve yine gün içerisinde yayınlanan diğer yayınlarımızı da, haber bültenlerimizi de takip edebilmeniz mümkün olacak diyelim ve bu hatırlatmanın hemen ardından günün gündemiyle Sabah Haber'e başlayalım. Ve 14 Haziran Salı günü gündemiyle günün gündemine bakıyoruz sayın seyirciler. Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 arama kurtarma davet tatbikatı çerçevesinde Boğazköy'deki Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı karargahında saat 9.30'da briefing verilecek. Ve bir diğer gelişme de şu şekilde: Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi'ne bağlı okullarda 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona eriyor. Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu bugün Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencilerine saat 9'da karne takdim edecek. Evet sayın seyirciler, Sabah Haber'de saatlerimiz 7:02 olarak gösteriyor ve şimdi de gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Kıbrıs Türk basınında bugün gazete manşetlerine bakacağız ve ilk gazetemiz Avrupa Gazetesi oluyor. Avrupa Gazetesi içinizde PKK'lı vekiller var başlığını kullandı bugünkü manşet haberi için. Bakıyoruz Avrupa Gazetesi'nin bugün manşet haberinde verdiği haberin detaylarına. Avrupa Gazetesi bugünkü manşet haberinde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ülkemize gerçekleştirdiği ziyareti ele aldı bugün. Ve Çavuşoğlu'nun Cumhuriyetçi Türk Partili vekillere içinizde PKK'lı vekiller var şeklinde bir suçlama yaptığını ileri sürdü. Böyle bir iddiada bulundu Avrupa Gazetesi. Yine aynı zamanda gazetecilerin eyleminin de sonlandırıldığı ifade ediliyor Avrupa Gazetesi'nin ön sayfasında. Ve daha birçok gelişmeyi de iç sayfalardan takip edebileceksiniz Avrupa Gazetesi'nde. Ve bir sonraki gazetemizle devam ediyoruz. Kıbrıs Gazetesi olacak bir sonraki gazetemiz. Bakalım hemen Kıbrıs Gazetesi'nin ön sayfasına. İfade özgürlüğü mücadelesi sonuç verdi başlığını kullandı Kıbrıs Gazetesi. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nin meclis genel kurulunda gerçekleştirdiği eylemi bugün konu aldı manşet haberinde. Bakıyoruz detayları için Kıbrıs Gazetesi'ne. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, gazetecilerin ve toplumun sesini kısmaya yönelik 3 yasa tasarısına karşı başlattığı eylemini dün Meclis Genel Kurulu'na taşıdı diyor Kıbrıs Gazetesi aktardığı ifadelerde. Gazeteciler ağızlarını siyah bantla kapatarak 3 yasada yapılmak istenen değişiklikleri protesto etti. Gazetecilerin eylemi sürerken Başbakan Ünal Üstel'in çağrısıyla yapılan görüşme sonucunda da karşı çıkılan tasarıların ele alınacağı bir çalışma grubu oluşturulması konusunda da uzlaşı sağlandığını haber veriyor Kıbrıs Gazetesi. Ve fotoğrafa da yansıyan görüntüde gazetecilerin ağızlarını siyah bantla kapattığını görebiliyoruz ön sayfada. Kıbrıs Gazetesi böyle bir fotoğrafa yer verdi. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nin Meclis Genel Kurulu toplantısı sırasında yapmış olduğu protesto eyleminden. Gazeteciler dışarıya çıkarılmak istendi diyor Kıbrıs Gazetesi. Basın ve ifade özgürlüğünü kısıtlama amaçlı 3 yasa tasarısına karşı Gazeteciler Birliği'nin meclis önünde gerçekleştirdiği özgürlük için 24 saat eyleminin büyük destek gördüğünü ifade ediyor gazete. Eylem kapsamında dünkü Meclis Genel Kurulu'nda basın ve izleyici locasından takip eden gazeteciler ağızlarında siyah bantlarla oturumu izledi, susturulmak istenmelerini protesto etti. Meclis Başkanı Zorlu Töre iç tüzükteki izleyici kurallarını okuyarak ağızlardaki siyah bantların tüzüğe aykırı olduğunu savundu. Muhalefet vekilleri de buna karşı çıktı.
tasarılar komite gündemine getirilmeyecek diyor Kıbrıs gazetesi. Gazeteciler Birliği'nden bir heyetle görüşme gerçekleştiren Başbakan Ünal Üstel'in gazetecilerin taleplerini dinlediğine yer veriliyor. Gazeteciler Birliği'nden yapılan açıklama da burada. Yapılan açıklamaya da yer verildi. Görüşmede ceza, müfsidane yayınlar, özel hayatın ve hayatın gizli alanının korunması yasa tasarılarındaki değişikliklerin meclis komitesi gündemine getirilmemesi, bu yönde bir ön çalışma grubuyla tasarıların yeniden düzenlenmesi konusunda uzlaşıya varıldığı ifade ediliyor. Bu uzlaşıyla günlerdir süren mücadelenin olumlu bir noktaya gelmesi sağlandı diyor. Gazeteye yapılan tüm bu protestolarla birlikte Başbakan Ünal Üstel'le Gazeteciler Birliği'nden bir heyetin yapmış olduğu görüşme sonrasında bir uzlaşının sağlandığına yer veriliyor. Ve sürmanşete doğru ilerledi Kıbrıs gazetesinde. Bakıyoruz sürmanşeti için. İki devletin işbirliğini öngören önerilerimizi yakın zamanda yapacağız başlığı çekildi sürmanşetteki haber için. Ve Çavuşoğlu Cumhurbaşkanı Tatar'ın görüşmesi fotoğrafla da yansıtılmış oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunmuştu cumartesi günü. Geride bıraktığımız günde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün de Çavuşoğlu'nun devlet ve hükümet yetkilileriyle resmi temasları vardı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından da kabul edildi Çavuşoğlu. Tatar ve Çavuşoğlu görüşmesinin ardından da ortak bir basın toplantısı yaptı iki siyasi aktör. İki tarafın egemen eşitlik ve eşit statüsüne vurgu yapıldı. Müzakere sürecinin iki devlet arasında olması gerektiğine de dikkat çekildi. Sürmanşette aktarılanlara göre detaylar iç sayfalarda devam edecek. Ve yine haberin içeriğini iç sayfalarda bulabileceğiniz ve haberin başlığını sizlere aktaracağımız iki farklı haber yine görüyoruz. Sürmanşete yansıdı bu haberler. Başbakan Üstel'in açıklaması var. Maaşlara yansıyacak hayat pahalılığıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı Başbakan Üstel. Hükümetin hayat pahalılığı ödeneğinin daha kısa aralıklarla verilmesi için çalışma yaptığını söyledi. Az maaş alana daha çok, çok maaş alana da daha az artış verileceği yönünde bir çalışmanın ortaya konmaya çalışıldığını söyledi Başbakan Üstel. Bu konuda bir çalışma yapılıyor. Yine yerel seçimlerinde Kasım ayında yapılması konusunda mecliste oy çokluğuyla bu kararın onaylandığı da yer alıyor. Yerel seçimler bu senenin Kasım ayında yapılacak. Logo kenarındayız. Süt imalatçılarının fatura ödeme vadesi kısaltıldı. Süt Endüstrisi Kurumu hayvan üreticisini ödeyemediği için iç ve dış piyasa süt imalatçılarının ödemedeki vade süresini 8'er gün uzattı. Kurum sürenin yeterli olmaması halinde bunu 15 güne kadar çıkarmayı planlıyor Kıbrıs gazetesinin aktardığına göre. Ve bir sonraki gazeteyle devam ediyoruz. Yeni Düzen gazetesindeyiz. Bakıyoruz Yeni Düzen gazetesine sayın seyirciler. Özgürlük için büyük dayanışma dedi Yeni Düzen gazetesi bugünkü manşet haberinde ve Gazeteciler Birliği'nin Meclis Genel Kurulu toplantısına taşıdığı protesto eylemini bugün manşetinden ön sayfasından geniş bir şekilde yansıtmış oldu. Biz de detaylarını sizler için aktaracağız hemen. Başbakan Ünal Üstel'in Gazeteciler Birliği'nden bir heyetle yaptığı görüşme yansıdı ön sayfaya ve Başbakan Üstel'in de açıklamasına yer veriyor Yeni Düzen gazetesi. İlla hükümetin getirdiği şekliyle geçecek diye bir şey yok dedi Başbakan Ünal Üstel. Bahsekonu 3 yasa hakkında özel hayatın ve hayatın gizli alanının korunması yasası, müfsidane yayınlar yasası ve ceza yasasıyla ilgili bazı bu yasalarda yapılması öngörülen değişikliklerdi. Gazeteciler Birliği'nin Meclis Genel Kurulu toplantısına taşıdığı protesto eylemi ve illa hükümetin getirdiği şekliyle geçecek diye bir şey yok dedi Başbakan Üstel. Bu değişikliklerle ilgili olarak bahsekonu yasalarla ilgili. Ve
gazeteciler ifade özgürlüğünü hedef alan yasa tasarılarını yeni düzene değerlendirdi dedi gazete. Gazetecilerin yorumlarına ve ifadelerine yer verdi. 21. yüzyılda ifade özgürlüğünü savunmak için sokağa çıkmak utanç verici diyor basın çalışanları, gazeteciler. Ve detaylarıyla devam edelim. Gazetecilerin sivil toplum ve muhalefetin de desteğiyle meclis önünde 24 saat boyunca sergilediği dayanışma, direniş ve eylem ilk sonuçlarını verdi dedi gazete. İfade özgürlüğünü sınırlayan 3 yasa tasarısı komitede görüşülmeyecek ve bu konuyla ilgili özel bir çalışma grubu oluşturulacak. Ağızlarına siyah bant takarak meclis genel kurulu toplantısının yapıldığı sırada izleyici locasına çıkmıştı gazeteciler ve eylemlerini bu şekilde sürdürmüşlerdi. Yine Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın da bir açıklaması var. Gazetecilerle birlikte bu yasalarda görülen öngörülen değişikliklerle ilgili protesto ve eylemlere muhalefet kanadı da destek vermişti. Gazete bu şekilde ifade ediyor. Bu noktada Erhürman'ın da bir açıklaması oldu. İlkel düzenlemeler, sömürge artığı, demokrasi anlayışıyla da uzaktan yakından ilgisi yok dedi Erhürman. Bu üç yasada yapılması öngörülen değişikliklerle ilgili olarak. Yine detaylarını iç sayfalardan takip edebileceksiniz bu haberin. Ve devam ediyoruz. Yeni Düzen gazetesinin ön sayfasında yer alan başka haberlere. Borcumuz var, güneye çalışmak için geçtik. Yokluğun, yoksulluğun, adanın acısı ifadesiyle başlığıyla aktarılan bir haber ön sayfada. Türkiye'den geldiler, turist vizesiyle ülkeye girdiler. Çalışmak için kaçak olarak güneye geçtiler. Askeri yasak bölgede yakalandılar. Mahkemede konuştular. Çantamızda iş ayakkabılarımız ve eldivenlerimiz vardı. Çalışmaya gittik diyor. Yakalananlar. Bu haberin detayları iç sayfalarda olacak. Yine bir başka haber, bisiklet sporcusu Kemal Elektrikçi o anları anlattı diyor gazete. Çarpmanın etkisiyle takla attım, yere düştüm, 3 hafta yatağa mahkum, yarışlardan mahrum kalacağım dedi Kemal Elektrikçi. Bu haberin de detayları iç sayfalarda olacak. Diyalog gazetesine dönüyoruz. Bakalım Diyalog gazetesine. Ver Allah'ım ver başlığını kullandı Diyalog gazetesi bugünkü manşet haberi için ön sayfasından yansıttı. Cumhurbaşkanlığında 52, Başbakanlıkta 56, Dışişleri Bakanlığında da 51 adet resmi hizmet aracı olduğuna yönelik bir haber paylaştı bugün Diyalog gazetesi ön sayfasından. Haberin içeriğini sizlerle paylaşalım. Ülkede ilaç yok, araba çok diyor Diyalog gazetesi. Ağır ekonomik kriz altında hastanelerin ihtiyaçlarını gideremeyen ve ilaç alımında zorlanan yolları çökmüş, arıtma tesislerinin çoğu devre dışı kalmış. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki resmi hizmet araçlarının fazlalığının dikkat çektiği yönünde bir ifade kullandı Diyalog gazetesi bugünkü manşet haberi için. Maliye Bakanlığı kayıtlarından elde edilen bilgilere göre ise Cumhurbaşkanlığında 7'si Mercedes olmak üzere 52 tane araba bulunduğunu ifade ediyor gazete. Başbakanlık ve ona bağlı dairelerin araç sayısı ise 4'ü Mercedes olmak üzere 56 adet diyor Diyalog gazetesi. Fahri temsilcilere de makam aracı başlığını kullanmış gazete. Bakalım, resmi kayıtlara göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın kullanımındaki araç sayısının 51 tane olduğu görülüyor ifadesi yer alıyor. Merkezde kullanılan araçların yanı sıra fahri temsilciliklerde dahi makam araçlarının bulunduğu belirtiliyor. İstanbul Başkonsolosluğunda 4, Ankara Elçiliğinde 2, İzmir, Antalya, Trabzon, Gaziantep, Mersin, İslamabad, Londra ve Brüksel temsilciliklerinde de birer adet Mercedes marka makam aracı bulunuyor. Diyalog gazetesinin aktardığına göre hem fahri temsilcilerde hem de bakanlıklarda, başbakanlıkta ve Cumhurbaşkanlığındaki resmi makam araçlarıyla ilgili bir haber paylaştı bugün Diyalog gazetesi. Ve
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ülkemize gerçekleştirdiği ve ülkemize sürdürdüğü resmi ziyaretlerle ilgili de bir haber paylaştı. Diyalog gazetesi ön sayfasından Maraş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı başlığıyla bu haber, bu açıklama Mevlüt Çavuşoğlu'na ait. Çavuşoğlu müzakere olacaksa iki devlet arasında olacak dedi ve sözlerine de Maraş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır şeklinde bir ifade de eklemiş oldu aktarılanlara göre. Mevlüt Çavuşoğlu'nun resmi ziyaretleriyle ilgili detayları iç sayfalardan takip edebileceksiniz. Ve Güneş Gazetesi'ne dönüyoruz sayın seyirciler. Bakalım Güneş Gazetesi'ne. Güneş Gazetesi kaybedecek 50 yılımız daha yok başlığıyla Çavuşoğlu'nun ülkemizde gerçekleştirdiği resmi ziyaretlerini hükümet ve devlet yetkilileriyle yaptığı görüşmelere yer verdi. Bugünkü manşet haberinde gerek Cumhurbaşkanı, gerek Başbakan, gerek Dışişleri Bakanlığı, gerek Meclis Başkanı gibi devlet ve hükümet yetkilileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la basın toplantısı gerçekleştirdi. Dün Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Çavuşoğlu ve Tatar, Başbakan Çavuşoğlu, Tatar, Üstel, Ertuğruloğlu ve hükümetteki parti başkanlarıyla da bir araya geldi. Görüşmelerdeki ortak mesaj belliydi diyor Güneş Gazetesi. Kaybedecek 50 yılımız daha yok başlığıyla Çavuşoğlu'nun resmi ziyaretleri ve bu ziyaretlerin kapsamı aktarılmaya çalışıldı Güneş Gazetesi'nde. Biz de detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Çavuşoğlu'nun resmi temaslarından fotoğrafları da ön plana çıkardı Güneş Gazetesi. Tatar, temcit pilavı gibi ifadesini kullandı. Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis tarafından sunulan güven yaratıcı önlemlere yönelik Kıbrıs Türk tarafının önerilerini yakın zamanda sunacağı yönünde bir açıklamada bulundu Cumhurbaşkanı. Geçen Nisan ayında Cenevre'de yapılan toplantı sonrasında Türk tarafı olarak yeni siyasetimizi gündeme getirmiştik dedi Tatar. O toplantıda Çavuşoğlu sunduğumuz teze ilk günden destek vermişti. Bu desteğinden dolayı Çavuşoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim. Resmi müzakere sürecine geçilecekse bu önerilerin gerçekleşmesini istiyoruz. Kıbrıs'ta iki ayrı halk olduğunu söylüyoruz. Anastasiadis'in Cenevre görüşmelerinde paylaştığı şeyler var. Gönderdiği mektupta da bunları ifade etmektedir. Temcit pilavı gibi aynı şeyleri ifade ediyor. Bunları kabul etmiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar. Yine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da toplantıda kullandığı ifadeler vardı. Yeni müzakere sürecinin başlaması için eşit statünün tescil edilmesi gerektiğini vurguladı Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve bir müzakere olacaksa iki toplum değil iki devlet arasında olacaktır. Miadı dolmuş eski güven artırıcı önlemleri yeniymiş, ilk defa söylenmiş gibi satmaya çalışıyorlar ifadesini kullandı Çavuşoğlu da. Maraş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğunu da ifade eden Çavuşoğlu, bu yönde atılan adımların uluslararası hukuku ihlal etmediğini de kaydetti. Çavuşoğlu ayrıca verimli görüşme gerçekleştirdik, iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdik, ilave hangi adımları atabileceğimizi değerlendirdik. Kıbrıs meselesinin çözümü konusundaki vizyonumuz ortak, adada yeni müzakere sürecinin başlaması için başarılı olması gereken bellidir. Eşit statü tescil edilmelidir, kaybedecek 50 yılımız daha yok şeklinde konuştu Çavuşoğlu. Affedersiniz. Ve ülkemiz Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun da ifadeleri yer alıyor. Ertuğruloğlu dünyaya barış ve diplomasi veren Çavuşoğlu'nu ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti ülkemizde. Ulusal olan Kıbrıs davasını savunmaya devam ettiklerini kaydetti Ertuğruloğlu. Artık Kıbrıs'ta yeni bir sayfa açılmıştır. Neredeyse 60 yıldır devam eden ve toplumlar arası görüşmeler diye isimlendirilen müzakere süreci 2017 yılında Crans Montana'da çökmüştür dedi. Bu adada iki ayrı egemen eşit devlet ve eşit uluslararası hak sahibi iki devlet gerçeği vardır.
bunca yıldır görmezden gelinen ama her zaman için var olan bir realite, artık inkar edilmeyen bir realite olarak ön safhalara çıkmıştır dedi Ertuğruloğlu. Devam ediyoruz ön sayfada sürmanşete doğru. Başbakan Üstel'den muhalefete bir mesaj, sabırlı ol. Kimseyi üzmek istemiyoruz. Başbakan Üstel, eylemlere sebep olan yasa tasarılarına ilişkin kimseyi üzme niyetinde olmadıklarını ifade etti. İnternet gazetelerindeki bazı düzenlemelerin daha iyi noktaya getirilmesi çabasında olduklarını, yapılmak istenenin İnternet gazetelerindeki bazı düzenlemelerin daha iyi noktaya getirilmesi olduğunu kaydetti Başbakan Üstel. Hükümetin getirdiği şekliyle geçecek diye bir şey yok. Sabırlı olalım, anlayışlı olalım şeklinde konuştuğunu ifade ediyor Güneş gazetesi. Ve yine Ulusal Birlik Partisi milletvekili ve parti genel sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu'nun gazetecilerin eylem çadırında yer aldığını gösteren bir fotoğrafla haberini logo kenarından yayımladı Güneş gazetesi. Ceza müfsidane yayınlar ve özel hayatın ve hayatın gizli alanının korunması yasalarında yapılmak istenen değişiklikleri protesto eden gazetecilerin eylem çadırını ziyaret etti Oğuzhan Hasipoğlu meclis önünde. Geçen akşam pazar akşamı saat 21'den dün akşam saat 21'e kadar gerçekleşen bir eylemdi. Gazetecilerin yapmış olduğu özgürlük için 24 saat eylemi şeklinde adlandırılan bir eylemdi ve Meclis Genel Kurulu toplantısına da taşınmıştı bu eylem. İzleyici locasından Oğuzhan Hasipoğlu da eylemcilerin çadırını ziyaret etti. Eylemcilerle birlikte vakit geçirdi diyor Güneş gazetesi. Ve devam ediyoruz. Bir sonraki gazetemiz Vatan Gazetesi olacak. Vatan Gazetesi, ifade özgürlüğü mücadelesinde ilk olumlu sonuç alındı. Uzlaşı, tasarılar komitede görüşülmeyecek başlığıyla aslında Gazeteciler Birliği'nin bu bahsekonu 3 yasa hakkında yapılması öngörülen değişikliklerle ilgili sağladığı, hükümet kanadıyla sağladığı ilk uzlaşıyı ortaya koyuyor Vatan Gazetesi de. Bu konunun komitelerde görüşülmeyeceğini ve özel bir çalışma grubu oluşturulacağını Başbakan Üstel'le Gazeteciler Birliği'nden bir heyetin arasında geçen uzlaşı konusu bugün Vatan Gazetesi'nin manşetinden yansımış oldu. Eylemcilerin fotoğrafı da yer alıyor. Gazetecilerin fotoğrafı da ön sayfadan yer aldı. Eylem sırasında çekilmiş bir fotoğraf ve yine meclisten de çekilen bir fotoğraf var. İzleyici locasından gazeteciler eylemlerini sürdürürken çekilen bir fotoğraf var. Ve diğer haberlerle devam edeceğiz. Sürmanşete doğru ilerledik. Vatan Gazetesi'nde Meclis Genel Kurulu'nun dün toplantığını ifade ediyor gazete. Üstel, az alana daha çok, çok alana daha az artış verilmesi için çalışma yapıldığından bahsetti. Hayat pahalılığı artışının maaşlara yansıma oranıyla ilgili bir çalışma yapıldığını haber veriyor Başbakan Üstel. Yine hükümetin hayat pahalılığı ödeneğinin daha kısa aralıklarla verilmesi ve düşük ücret alana daha çok, yüksek ücret alana da daha az artış yansıtılması için bir çalışma yapıldığından bahsetti Ünal Üstel. Önümüzdeki günlerde tamamlanacak çalışmaların kamuoyuyla paylaşılacağını da söyledi. Logo kenarına geçtiğimizde ise Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ülkemizde gerçekleştirdiği resmi ziyaretler ve yine bu görüşmeler süresince Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la da bir araya gelişi ve ikili görüşmenin ardından da bir ortak basın toplantısı yapılması konusu ele alınıyor. Tatar, iki devletin işbirliğini öngören önerilerimizi yakın zamanda yapacağız dedi Mevlüt Çavuşoğlu'yla gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında. Cezaevinde açlık grevi sona erdi başlığıyla aktarılan bir haber var. İçişleri Bakanı Ziya Öztürk'lerin merkeze cezaevine gerçekleştirdiği ziyaret ve açlık grevine giren bazı mahkumlarla görüşmesi sonrasında mahkumların açlık grevini sona erdirdiğiyle ilgili bir haber var. Detaylarını paylaşalım. Sabah erken saatlerde Lefkoşa merkeze cezaevini ziyaret etti Bakan
Öztürkler ve mahkumların sorunlarını dinledi. Görüşmenin ardından mahkumlar açlık grevine son verdi. Açlık grevi başlatan bir kısım mahkumla da görüşen Öztürkler, talep edilen konularda hukuki çalışma ve değerlendirme yapılması için talimat vereceğini, özellikle mahkumların cezalarını çektikleri süre zarfında devletin gözetim altında olduklarını, bunun da ciddi bir sorumluluk olduğunu, bu bilinçle hareket edilerek evrensel mahkum haklarının korunarak adım atılması için de elinden geleni yapacağını ifade etti. Bakan Öztürkler bu anlamda mahkumların açlık grevinin de sona erdiğini aktaralım. Ve hava durumuyla ilgili bir gelişmeyi paylaşıyor Vatan Gazetesi bugün ön sayfasından. Meteoroloji Dairesi'nden bugün için sağanak yağış uyarısı geldi sayın seyirciler. Bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar konusunda Meteoroloji Dairesi'nin uyarıda bulunduğunu kaydediyor gazete. Sağanak yağışların bugün saat 12'den öğleden sonra saat 18'e kadar da etkili olmasının beklendiği aktarılıyor. Biz de buradan uyarımızı yapmış olalım dikkatli olmanız konusunda. Ve Halkın Sesi Gazetesi ile devam ediyoruz. Bakalım Halkın Sesi Gazetesi'ne. Halkın Sesi Gazetesi Güney'e işbirliği öneriliyor başlığıyla Çavuşoğlu ve Tatar arasında gerçekleşen ortak basın toplantısını bugün manşetinden aktarmış oldu. Hem Çavuşoğlu'nun hem de Cumhurbaşkanı Tatar'ın aktardıkları vardı bu ortak basın toplantısında. Güney'e işbirliği önerileceği ile ilgili aktarılan gelişmeyi de manşetinde bugün haber başlığına taşımış oldu Halkın Sesi Gazetesi. Sür manşete doğru ilerlediğimizde ise Gazeteciler Birliği'nin mecliste dün gerçekleştirdiği protesto eylemine ilişkin bir haber var. Eylem sonuç verdi başlığını kullandı Halkın Sesi Gazetesi bu gelişme için. Bahsi konu 3 yasa tasarısına karşı geçen haftadan bu yana başlatılan Gazeteciler Birliği'nin geçen haftadan bu yana başlattığı eylemde bir uzlaşıya, bir başarıya ulaştığı aktarılıyor. Söz konusu tasarılar komite gündemine getirilmeyecek. Bu yönde bir ön çalışma grubuyla tasarılar yeniden düzenlenecek ifadesi yer aldı. Ve logo kenarında İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler'in merkezi cezaevindeki mahkumları ziyareti ve açlık grevine giren bazı mahkumların da Bakan Öztürkler'le görüşmesi sonrasında açlık grevini sonlandırdığı ifade ediyor Halkın Sesi Gazetesi. Ve bir zam haberini daha, bir zam gelişmesini daha Halkın Sesi Gazetesi ön sayfasından yansıtmış oldu. Bir zam da suya başlığıyla suya yapılacak zamları da ifade ediyor gazete. Dövizdeki artış ve akaryakıt zammı nedeniyle içme sularında zam kararı alındı. Damacana sular 5 TL birden zamlanacak. Kasa sularındaysa zam oranı %50'yi bulacak dedi Halkın Sesi Gazetesi. Damacana sularda 5 Türk lirası, kasa sularındaysa zam oranının yarı yarıya artması bekleniyor artışın. Beyni Bakış Gazetesi ile devam ediyoruz. Kıbrıs Türk basınında gazete manşetlerini sizlerle paylaşmaya ve Yeni Bakış Gazetesi ifade özgürlüğüne dokundurtmayız başlığıyla bugün. Gazeteciler Birliği'nin geçen haftadan bu yanadır ülkemizde gerçekleştirdiği 3 yasa tasarısı hakkında yapılmak istenen değişikliklerle ilgili eylemlerini ve bu eylemler sonucunda da sağlanan uzlaşıyı, sağlanan başarıyı ön plana çıkarmış olduğu ifade özgürlüğüne dokundurtmayız mesajını vermiş olduğu Yeni Bakış Gazetesi ön sayfasında haber başlığında eylemcilerin fotoğraflarını görüyoruz detaylarda. Gazeteciler Birliği'nin özgürlük için 24 saat eylemine büyük destek geldiğini de belirtiyor Yeni Bakış Gazetesi. Gazetecilerin Meclis Genel Kurulu toplantısında ağızlarını siyah bantla kapatarak oturumu bu şekilde protesto ettiklerini, yasalarda yapılmak istenen değişiklikleri bu şekilde protesto ettiklerini aktarıyor Yeni Bakış Gazetesi. Ve Başbakan Ünal Üstel'le Gazeteciler Birliği'nden bir heyetin görüşmesi sonrasında da yasaların bir ön çalışma grubuyla yeniden düzenleneceği ve
komite gündemine getirilmeyeceği konusunda bir uzlaşı sağlanmış olduğu iki taraf arasında. Yine Gazeteciler Birliği Başkanı Emin Akkor'un açıklamalarına da yer verdi Yeni Bakış gazetesi. Mücadelenin bu konuda kesin sonuç alınıncaya kadar devam edeceğinin altını çiziyor Akkor. Kaygılarının ortadan kaldırılmaması ve yasaların çağdaş demokratik ilkelerle düzenlenmemesi halinde eylemlilik sürecine farklı mecraları da kullanarak devam edeceklerini ifade etti Gazeteciler Birliği Başkanı Emin Akkor. Fotoğrafları görüyoruz eylemle ilgili. Bu yaptığınız sivil darbedir. Bu ifade Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'a ait. Bakalım sürmanşette Erhürman'ın yapmış olduğu açıklamalar neler? Erhürman hükümetin yerel seçimleri zamanında yapılmasını engelleyerek anayasayı ikinci kez ihlal ettiğini ve bunun sivil darbe olduğunu söyledi. Hükümete yönelik yapmış olduğu eleştirisinde bu yasaya olumlu oy verenleri de tarihte sivil darbeciler olarak anılacağını aktardı Erhürman. Meclis Genel Kurulu'nda yapmış olduğu konuşmasında hükümetin minareyi çaldıktan sonra buna kılıf uydurma çabasında olduğuna dair bir benzetmede de bulundu. Geçen yıl Ersin Tatar'dan boşalan bir milletvekilliği için seçim yapılmadığını ve anayasa ihlali yapıldığını kaydeden Erhürman, bu kararı alanların memleketin derdi seçim değil geçim gibi martavallar okuduğunu ifade etti. Ve bir sonraki gazetemizle devam ediyoruz. Detay gazetesi olacak. Bir sonraki gazetemiz Detay gazetesi de yine hemen hemen tüm gazetelerde olduğu gibi Gazeteciler Birliği'nin uzlaşıyla sağlanan protesto eylemini bugün ön sayfasına taşımış oldu. Gazeteciler Birliği'nin özgürlük için 24 saat eylemi şimdilik noktalandı dedi Detay gazetesi. Çünkü bahse konu 3 yasa hakkında ceza yasası, müfsidane yayınlar yasası, özel hayatın ve hayatın gizli alanının korunması yasası hakkında yapılması istenen değişiklikler vardı. Bu değişikliklerin, bu yasa çalışmalarının komiteye taşınmayacağı ve bir ön grup kurularak da bu çalışmaların yeniden revize edileceği, değerlendirileceği konusunda Gazeteciler Birliği heyetiyle hükümet kanadı arasında bir uzlaşı sağlanmıştı. Gazeteciler Birliği Başkanı Emin Akkor'un da ifade ettiği gibi yine bu konuda beklenen, istenen kararların alınmaması, istenen çalışmaların yapılmaması halinde de eylemlerine farklı mecraları da katarak devam edeceklerini ifade etmişti Gazeteciler Birliği Başkanı Emin Akkor. Detay gazetesi de bu eylemin şimdilik noktalandığını ifade ediyor. Yeni bir olumsuz gelişme yaşanması durumunda Gazeteciler Birliği açısından yeniden eylemlerin başlayabileceği ifadesi de var. Gazeteciler Birliği'nin özgürlük için 24 saat eyleminin noktalandığını ifade ediyor gazete. Sürmanşete doğru geçiyoruz. Bu ifade özgürlüğü mücadelesinde ilk olumlu sonucun alındığını haber veriyor gazete. Az önce de aktarmıştık sizlere. Hükümet kanadıyla Gazeteciler Birliği arasında gerçekleşen görüşmede bir ön grupla yasalar üzerinde yeniden bir çalışma yapılacağını haber veriyor Detay gazetesi. Ve Detay gazetesiyle birlikte sayın seyirciler, Kıbrıs Türk basınında gazete manşetlerini tamamlamış olduk bugün ve böylelikle gazete manşetlerinde ülkemiz yerel gelişmelerinde yaşanan son durumları sizlerle paylaşmış olduk. Kısa bir aranın ardından Türkiye basınında 14 Haziran Salı günü gündemine ilişkin gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Evet sayın seyirciler, saatlerimiz 7.34'ü gösteriyor Sabah Haber'de ve Türkiye basınıyla devam ediyoruz gazete manşetlerini aktarmaya. Yeniden hatırlatmış olalım sizlere, bizleri sadece televizyon kanallarımızdan değil aynı zamanda 100.1, 102, 90.6 ve 89.6 radyo frekanslarından, ayrıca sosyal medya hesaplarımız Facebook ve YouTube kanallarımız üzerinden de izleyebilir, takip edebilirsiniz diyelim ve Türkiye gazetelerine dönüyoruz. Hemen Cumhuriyet gazetesi ilk gazetemiz olacak. Başlayalım. AK Partili kayyumun gözü öğrenci ve akademisyenlerin verilerinde
Boğaziçi'ni biri gözetliyor, şirketlere sınırsız yetki geliyor ifadesini kullandı Cumhuriyet Gazetesi. Manşet haberini bu şekilde aktardı gazete okurları için. Ve bir sonraki habere geçiyoruz ön sayfada. Sel felaketinde ölü sayısının 4'e yükseldiği haberini veriyor Cumhuriyet Gazetesi. Geçmiş dönemlerde altyapı yatırımları ihmal edilen Ankara'da sel felaketinin bilançosunun ağırlaştığı kaydediliyor. Aşırı yağışlar nedeniyle oluşan sel ve taşkınlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi. Uzmanlar altyapı sorunları çarpık kentleşme felaketi getirdi ifadesini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürü oğlunun düğününde yağmura yakalandı diyor Cumhuriyet Gazetesi. Altı muhalefet partisi beklenen ekonomi programını açıkladı. Önce enkaz tespiti ifadesi yer alıyor. CHP'den Faik Öztrak, Deva Partisi'nden İbrahim Halil Çanakçı'nın, Demokrat Parti'den Bülent Şahin Alp'in, Gelecek Partisi'nden Feridun Bilgin'in, İyi Parti'den Durmuş Yılmaz'ın ve Saadet Partisi'nden Sabri Tekir'in yer aldığı komisyon iktidara gelince yapılacakları açıkladı. Komisyon kurulacak, ekonomik ve sosyal konsey toplanacak, stratejik planlama teşkilatı kurulacak, Merkez Bankası bağımsız olacak ve atamalarda önce liyakate bakılacak dedi muhalefet partiler. Milliyet Gazetesi ile devam ediyoruz Türkiye basınında. Milliyet Gazetesi'ne bakalım. Tarihi keşifte ilk adım başlığını kullandı Milliyet Gazetesi manşet haberi için. Karadeniz doğalgazında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle ilk kaynak yapıldı. İlk boru da döşendi. İlk gaz 2023'te sisteme girecek dedi gazete. Karadeniz gazını karaya taşıyacak borular ilk kaynak yapıldıktan sonra 2200 metre derinliğe indirildi. 21 bin boru döşenecek. Karadeniz'deki 540 milyar metreküp doğal gazın karaya çıkartılması için Filyos'ta borular döşenmeye başladı. 170 kilometrelik deniz hattından karaya taşınacak olan doğal gaz için ilk borular denizin 2200 metre altına yerleştirildi. 12 metre uzunluğundaki 21 bin borunun denize döşenmesi, Castor 10 isimli gemiyle, serimi ise Castor One isimli gemiyle yapılacak. Günlük 100 milyon metreküp. Erdoğan 2023 yılında günlük 10 milyon metreküp gazın sisteme gireceğini belirtti. Sakarya gaz sahası pik üretime 2026'da ulaşacak. Günlük gaz üretim miktarı 40 milyon metreküp olacak diyen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, vesayet odakları ve terör örgütleriyle mücadele ettik ama her defasında milletimizi hasretini çektiği yatırımlara kavuşturduk ifadesini kullandı. (gülüyor) 41 bin göçmen geri itildi haberi var. Yunanistan tarafından sık sık Türk karasularına itilen göçmenler sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılıyor. KDK'nın Ege'deki geri itmelere yönelik hazırladığı raporda Yunanistan unsurları tarafından karadan ve denizden geri itilen düzensiz göçmen sayısının toplam 41.523 olduğu kaydedildi. Raporda Yunanistan'dan beklentiler 14 maddede sıralanırken bir ulusal izleme mekanizması kurulması önerildi diyor Milliyet Gazetesi. Yine Ankara'daki selde ölü sayısının 4'e yükseldiği bilgisini Milliyet Gazetesi de aktarıyor. Meteoroloji Müdürü Sağnak Mağduru, olumsuz hava vatandaşları hava koşullarına karşı uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en yetkili ismini de etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürü Mutlu Coşkun'un oğlu Yaman'ın Ankara'daki sünnet düğünü yaşanan yoğun yağış nedeniyle yarıda kaldı diyor Milliyet. Akşam Gazetesi ile devam ediyoruz. Akşam Gazetesi Karadeniz gazı için dev adım başlığını kullandığı bir manşet haberi paylaştı ön sayfasından bugün okurları için. Karadeniz doğalgazını karaya ulaştıracak hattın ilk borusu törenle denize indirildi diyor Akşam Gazetesi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'te günlük 10 milyon metreküp gaz sisteme girecek diye konuştu. 40 milyon metreküpe çıkacak bu
Gaz ve 4. gemi Abdülhamid Han. Enerji arz güvenliğimizi çözene dek mücadelemize devam edeceğiz. Altına bakmadığımız taş kalmayacak. Şu an kendimize ait 4 sondaj, 2 sismik araştırma gemimiz var. 4. gemimizin ismini de Abdülhamid Han olarak belirledik dedi Erdoğan. 374 kilometrelik hatla sisteme girecek. Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük gaz rezervi için Türkali 1 bölgesinden Filyos'a 170 kilometrelik boru hattı döşenecek. Gaz buradan 36 kilometrelik hatla Zonguldak'a, oradan da 168 kilometrelik hatla Adapazarı'na ulaştırılacak ve ana sisteme aktarılacak. Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. Bakalım Türkiye Gazetesi'ne. Türkiye Gazetesi, herkes rahat nefes alacak başlığını kullandığı bir manşet haberi paylaşmış oldu. Yine gaz rezervleriyle ilgili olarak Karadeniz'deki. Gaz 2023'ün ilk çeyreğinde evlere ulaşacak dedi Türkiye Gazetesi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yer verdi. Zonguldak'ta Karadeniz gazı denize ilk boru indirme ve kaynak töreninde konuştu Erdoğan. 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren doğalgazın hanelerde kullanılmaya başlanmasıyla önemli bir psikolojik eşik daha aşılmış olacak dedi Erdoğan. Herkes rahat nefes alacak. Cumhurbaşkanı Temmuz'u işaret ederek müjdeyi verdi diyor Türkiye Gazetesi. Emekli ve memurun ardından asgari ücretliler de egzam için umutlandı. Telafi adımlarını atıyoruz. TİM Genel Kurulu'na katılan Erdoğan, ekonomi programını uygulayacağız. Ücretlilerin gelirlerindeki azalışı telafi edecek adımlar atıyoruz. Rasyonel gerçeklerle izah edilemeyecek fiyat artışlarına karşı tedbirler geliştiriyoruz. Temmuz ayında enflasyon farklarıyla milletimizin her kesimini rahatlatacağız diye konuştu Erdoğan. Sorumluluk almıyorlar, hakimler sandıktan kaçıyor. Ön sayfada kendine yer bulan bir başka önemli haber olarak ön plana çıktı Türkiye Gazetesi'nde bu haber. YSK'da rapor sıkıntısı, il ve ilçe seçim kurulu başkanları kurayla belirleniyor. Kurulda olmak istemeyen birinci sınıf hakimler kuraya girmemek için rapor alıp YSK'ya yolluyor dedi Türkiye Gazetesi. 6 Temmuz'a kadar tamamlanmalı. YSK seçim kurullarını belirlemek için harekete geçti. Yeni seçim kanununa göre il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına birinci sınıfa ayrılan hakimler arasından kurayla seçim yapılacak. 6 Temmuz'a kadar bu atamaların gerçekleşmesi lazım. Ancak kurula girmek istemeyen hakimler YSK'yı rapor yağmuruna tuttu. Büyük kısmı kabul edilmeyecek. Sıkıntıyı aşmak için formül arayan YSK, raporları detaylı şekilde inceleyecek. Ağırlıklı görüş, hakimlik yapmaya engel hastalığı yoksa kuraya katılımı mecbur kılmak, YSK'ya hakimlerden gelen sağlık raporlarının büyük bir bölümünün bu sebeple kabul edilmeyeceği belirtiliyor. Sistemlerini çökertir, başlarına yıkarız başlığıyla bir başka haber yine ön sayfadaki yerini aldı sayın seyirciler. Eski Yunan amiralini İstanbul'u vururuz sözlerine uzmanlar cevap verdi. Emekli askerler Yunan tezlerini deli saçması olarak yorumladı. Emekli pilot tüm general Beyazıt Karataş, Türkiye hem sınır hattı hem de S-400 ve yerli füze sistemleriyle Yunanistan'ın tüm stratejik noktalarını yok edebilecek bir altyapıya sahip diye konuştu Karataş. Sözcü Gazetesi ile devam ediyoruz sayın seyirciler. Sözcü Gazetesi'ne bakalım Türkiye basınında. Maaşlar, zamlar, milletin maaşına zam kaplumbağa hızıyla, diğer zamlar tavşan hızıyla dedi Sözcü Gazetesi. Milyonlarca işçi, memur ve emekliye yılbaşında TÜİK'in düşük enflasyonuna göre maaş zammı verildi, bir de övünüldü. Aradan 5,5 ay geçti, maaşlar gerçek enflasyon karşısında buharlaştı. İşçiye kaplumbağa hızıyla yılbaşında zam gelecek dedi.
ve zamlar, iktidarın bilime aykırı ekonomi uygulamaları yüzünden milyonlarca vatandaş yılın ilk gününden beri zam sahnesi altında. Başta elektrik, doğalgaz ve akaryakıt olmak üzere her şeyin fiyatı tavşan hızıyla artıyor. Millet çaresiz, millet öfkeli, millet perişan ifadesini kullandı Sözcü gazetesi. İşte son sürat gelen son zamlar, diyor gazete. İşçinin sesi, zamları durdurun, ücretleri artırın. 1. Yüksek hızlı tren bilet fiyatına 6 ayda %75 zam yapıldığını haber veriyor Sözcü. 2. Süte %32 zam vatandaşı perişan etti. Ve 3. Mazot 5,5 ay içinde %119 zamlanmış oldu. Kur dalgalanması ve fiyat artışı bardağın boş tarafı. Erdoğan'ın hayat pahalılığını görmezden gelen tavrı dün de sürdü. İş insanlarının toplantısında emtia fiyatlarındaki yükseliş, dövizdeki istikrarsızlık gibi faktörlere bardağın boş tarafı diyoruz. Siz dolu tarafına bakın ifadesini kullandı Erdoğan. Mazota neredeyse her gün zam geliyor, nakliye maliyeti artıyor, sebze meyve fiyatı işte bu yüzden yükseliyor, dedi Sözcü gazetesi. Yılbaşında Antalya'dan İstanbul'a gıda getirip dönen bir kamyonun yol ve yakıt ücreti 7896 liraydı. Bugün bu rakam iki katı arttı, 16540'a çıktı, diyor Sözcü. Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Yeni Şafak gazetesi de Türkiye basınında işkencenin yeni kayıtları başlığını kullandığı bir manşet haberi yayımlamış oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin işkence merkezi Guantanamo'dan yıllar sonra yeni fotoğraflar yayınlandı. Pentagon'un kendi çektiği ve kontrollü olarak servis ettiği fotoğraflar bile dünya insan hakları dersi veren Washington'ın tutuklulara işkencesini gözler önüne seriyor. İncirlik'ten Guantanamo'ya, New York Times'ın yayınladığı fotoğraflar Ocak 2002'de İncirlik Üssü'nden Guantanamo'ya gönderilen ilk 20 kişinin fotoğrafları. Afganistan ve başka ülkelerden hukuksuz şekilde alıkoyulan kişilerin duyu organları, siyah bantlı gözlükler, kulaklıklar ve maskelerle karartıldı. Koli bandıyla kıpırdayamaz hale getirildiler. Eşya gibi taşıdılar başlığı var. Yolculukta başlayan işkence Guantanamo cezaevinde devam etti. Tutuklular sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldı. Aylarca aç bırakılan esirler o kadar zayıfladı ki ayaklarındaki zincir nedeniyle yürüyemeyince askerlere onları bir eşya gibi taşımak daha kolay geldi. Ebu Gureyb patladı. Tuvalete gitmelerine her zaman izin verilmeyen esirler bu ihtiyaçlarını gidermek için şişe kullanıyordu. Buradaki görevli askerler daha sonra işkence skandallarının patladığı Irak'taki Ebu Gureyb hapishanesinde görevlendirildi, diyor Yeni Şafak gazetesi. Ankara'daki can kaybının 4'e çıktığı ifade ediliyor. Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle. Gazı taşıyacak ilk boru denizde, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını sürmanşete taşıdı Yeni Şafak gazetesi. Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gazı taşıyacak boruların ilki kaynak yapıldıktan sonra denize indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi törende buradaki çalışmalarımızı Kasım ayının ilk haftalarında tamamlıyoruz. 2023'te günlük 10 milyon metreküp gaz sisteme girecek, diye konuştu. Dördüncü sondaj gemisinin adını da açıkladı Erdoğan. Dördüncü gemi Abdülhamit Han olarak isimlendirildi. Ve Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Bakalım Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesi turizmde ışık göründü başlığını kullandığı bir manşet haberi paylaştı. Tüm dünyada yükselişe geçen turizm, turistlerin yaptığı alışverişe de yansıdı. Turistlerin en çok alışveriş yaptığı ülkelerden birinin Türkiye olduğunu aktarıyor Hürriyet gazetesi. Artış 3 katı buldu şeklinde bir başlıkla aktarılıyor.
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'ne göre dünya genelinde turizm güçlü bir toparlanma sergiliyor. Bu yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre turizm bölgelerine 3 kat daha fazla seyahat gerçekleşti. Geçen yıl ilk 3 ayda 41 milyon seyahat yapılırken bu yıl bu rakam 117 milyona yükseldi diyor Hürriyet gazetesi. Türkiye'de listede. Bu toparlanma turistlerin gittikleri ülkede yaptıkları alışverişe de yansıdı. Dünya çapında faaliyet gösteren seyahat perakende şirketi Duffery'nin cirosu bu yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %144,5 arttı. Duffery en yüksek ciroyu Türkiye ve Yunanistan'ın da dahil olduğu Akdeniz ülkelerinden elde etti. Karadeniz gazı 2023'te evlerde başlığı taşıyan bir başka önemli haber Hürriyet gazetesinin ön sayfasında. Karadeniz gazını karaya taşıyacak borular dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle denize indirildi. Dördüncü gemi Sultan Abdülhamit Han olarak adlandırılacak. Erdoğan ilk boruları denize indiriyor, ardından ilk kaynağımızı yapıyoruz. Deniz tarafında da ilk kaynağı önümüzdeki ay vuracağız. Karadaki boru hattının yapımına da başlıyoruz. 2023'te gaz sisteme girecek diye konuştu. Erdoğan Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisinin adının da Sultan Abdülhamit Han olacağını söyledi Erdoğan. Temmuz zammı rahatlatacak, gelirlerde azalış telafi edilecek. Erdoğan ücretli kesimi rahatlatacaklarını belirterek, ücretlilerin gelirlerindeki azalışı telafi edecek çalışmalar yapıyoruz. Temmuz'da enflasyon farklarıyla, Ocak'ta ücretlerdeki yeni düzenlemelerle milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız diye konuştu. Teröristlerde panik havası. Hürriyet Suriye'de TSK'nın terörden temizlediği güvenlik bölgesiyle YPG-PKK kontrolündeki Menbiç El Boğaz köyü arasındaki sıfır noktasına gitti. Sivillerin boşalttığı köye yerleşen teröristler gergin bir bekleyiş içinde diyor Hürriyet gazetesi. Sürekli hendek kazıyorlar başlığıyla aktarılan detaylar var. Sadece 500 metre mesafedeki teröristlerde büyük bir hareketlilik gözleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük operasyon hazırlığının yarattığı panik kazdıkları hendeklerden ve elleri tetikte bekleyen nişancılardan anlaşılıyor. YPG-PKK'lılar sivilleri çıkarttığı köylerdeki evleri cephanelik olarak kullanıyor dedi Hürriyet gazetesi. Ve Türkiye basınındaki son gazetemiz Sabah gazetesi sayın seyirciler. Türkiye basınında gazete manşetlerini yavaş yavaş noktalıyoruz. Son gazetemiz Sabah gazetesinin de ön sayfasını sizler için aktarmaya çalışacağız. Yerli ve ucuz gaza ilk kaynak başlığıyla Sabah gazetesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına yer verdi. Türkiye'nin en büyük keşfi 540 milyar metreküplük Karadeniz gazını 2023'te evlere ulaştıracak tarihi adımın atıldığını aktarıyor Sabah gazetesi öncelikle. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle de gazı taşıyacak ilk borunun denize döşendiğini müjdeliyor gazete. Ve Sabah gazetesinin de ön sayfasında yer alan gelişmeler bu şekildeydi sayın seyirciler. Ve Türkiye basınını bu şekilde noktalamış oluyoruz. Böylelikle gazete manşetlerini de 14 Haziran Salı günü gündemiyle gazeteleri de tamamlamış oluyoruz. Şimdi çok kısa bir araya gideceğiz. Çok kısa bir aranın ardından saatlerimiz 8'i gösterdiğinde güne dair en önemli gelişmelerle haber bülteninde karşınızda olmaya devam edeceğiz. Baykan Gürses'in hazırlayıp sunduğu Manşet Artı, hafta içi her gün saat 8.35'te BRT 1'de. Pembe Paşaoğlularının hazırlayıp sunduğu Haber Kritik, hafta içi her gün saat 9.30'da BRT 1'de. Aziz Karaaziz'in hazırlayıp sunduğu Gündem Artı, saat 10.30'da BRT 1'de. Levent Kutay ve Aytuğ Türkan'ın hazırlayıp sunduğu Burası Önemli, hafta içi her gün 12.15'te BRT 1'de. C
Ceren Aksu'nun sunduğu interaktif programının çarşamba günü konuğu Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Çağıner Kavuklu. Kadınlarımızın ekonomi, bilim, siyaset, sanat ve sosyal sorumluluk projelerinde sadece katılımcı değil, yön ve karar veren bireyler olmalarına katkı koymayı amaçlayan derneğin çalışmalarını anlatacak olan Kavuklu, çarşamba saat 14'te BRT 1'de. İşe giderken müzik Bayrak FM'de. Eve dönerken müzik Bayrak FM'de. Bayrak FM her yerde. Bülent Günkut'la Beşçayı. Ceyhun Yeşilada'yla Pop Rock Cafe. Cihan Çayan'la Cihan'la Keşif. Kıvanç Giritli'yle Nefsi Müdafaa. Yılcan Ağoğlu'yla Yine Yeni Yeniden. Rabia Gürkan'la Tozlu Gramofon. Kuzey Tarık'la Kuzey Tarık Show. Mustafa Soykan'la İçimden Geldiği Gibi. Özlem Karakaşlı'yla Yaşam Yolu. Rabia Gürkan'la Radyo Aşk'tır. Sehay Özay'la Sehay'la 90'lar. Serdar Eren'le Serdar Eren On Year. Şirin Murçak'la Şirinname. Yılcan Ağoğlu'yla Yaşadıkça. Uygar Yeşilada'yla Hayata Gülümse. Sehay Özay'la Sehay'la. Bayrak FM her yerde. Deniz İbrahimoğlu'yla Cana Yakın ve Sonsuz Işık. Engül Atamet'le Mavi Tını, Türler Arasında ve Dünyanın Sesi. Filiz Sıncı ile Hayata Dokunan Şarkılar ve Keyfiniz Filizlensin. Hüseyin Sayılı ile Senfoni ve Gitarist. En iyiyi, en güzeli dinleyin. Klasik müzik severlerin ülkemizdeki tek adresi Bayrak Klasik. Fatoş Baykal and Can Gazi hosting Northern Exposure. Zerra Özfayık with The Young Sound. Nevra Çağlar hosting Music Station. Mehriban Yolcu Kuş hosting Morning Light and Night Waves. Hülya Okay hosting Inspirations. Çiğdem Alageyik with That's Life. Can Gazi hosting Wednesday World with The Gazi and The Breakfast Show. Fatoş Yücesoylu hosting The Blue, Engin Dervişağ and Bora Kondoz with Top 20. Kusey Eleyan hosting Northern Guide in Arabic, Nermin Volkan with Spotlight, Denise Phillips with Radio Angel and the main event. DJ Mike with The Jukebox Show and DJ Roland hosting Blues and Rock Show. Zalihe Talibolulara with Roundup Press Headlines, Fatoş Baykal with North Brochure. Engelsiz Haber Bülteni BRT 1'de. Emrah Soykan'ın sunumuyla ülkemizden, anavatan Türkiye ve dünyadan haberlerin değerlendiği Engelsiz Haber Bülteni, Cuma, ana haber bülteninin hemen ardından ve tekrarıyla Cumartesi gün ortası, Pazar ana haber bülteni sonrası BRT 1'de. Evet sayın seyirciler, saatlerimiz 8'i gösteriyor ve Sabah Haber'de şimdi haber bültenimizle gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Türkiye Filyos'ta Karadeniz gazı denize ilk boru indirme ve kaynak töreniyle Karadeniz gazının karaya taşınması için bir adım daha attı. Törende konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz gazının 2023'te sistemde olacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Karadeniz doğal gazını karaya taşıyacak boruların denize indirilmesiyle Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefinde önemli bir evreye gelmesini büyük bir memnuniyetle karşıladığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, doğal kaynakların gerilim ve çatışma alanı yerine bölgesel işbirliğine ulaşmak için bir araç olmasını da temenni etti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Filyos'ta Karadeniz gazı denize ilk boru indirme ve kaynak töreniyle Karadeniz gazının karaya taşınması konusunda yazılı açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı açıklamasında Karadeniz doğal gazını karaya taşıyacak boruların denize indirilmesiyle Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefinde önemli bir evreye gelmesini büyük bir memnuniyetle karşıladığını kaydetti. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında tüm Türkiye'yi Filyos'ta Karadeniz gazı denize ilk boru indirme ve kaynak töreni dolayısıyla şahsım ve halkım adına kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu ana kadarki en büyük doğalgaz keşfi olan Karadeniz gazının karaya taşınmasının hayırlara vesile olmasını temenni ederim diyen Tatar, Doğu Akdeniz'in en güçlü ülkesi konumundaki Türkiye Cumhuriyeti'nin her geçen gün daha da güçlenmesinin Kıbrıs Türk halkı için önemini yineledi. Cumhurbaşkanı açıklamasında Kıbrıs Adası etrafındaki doğal kaynaklar konusunda Rum liderliğinin atmakta olduğu tek yanlı adımların gerginliğe sebep olduğunu vurgulayarak Rum tarafı zaten gerginliğin hakim olduğu bölgede bunu artıran tek yanlı faaliyetlerine destek verilmesinin adada güven yaratma çabalarını ortadan kaldıracağı gibi bölgeye ek sorunların taşınmasına da neden olacağını söyledi. Doğal kaynakların gerilim ve çatışma alanı yerine bölgesel işbirliğine ulaşmak için bir araç olmasını temenni ettiğini de vurgulayan Cumhurbaşkanı, bölgede refah ve istikrarın tesis edilmesine yönelik olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz Konferansı önerisinin halen masada olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının Rum tarafıyla eşit statüde ilgili diğer ülkeler ve paydaşlarla katılacağı bu konferansı gereken işbirliğinin oluşturulması için bulunmaz bir fırsat olarak da nitelendirdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, cumartesi geldiği ülkemizde önemli temaslar gerçekleştirdi. Devlet ve hükümet yetkililerinin yanı sıra hafta sonu bazı sivil toplum örgütü temsilcileriyle de görüşmeler yapan Çavuşoğlu, vatandaşlarla da bir araya geldi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki resmi temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Baş başa gerçekleşen görüşme çalışma yemeğinde heyetler arası görüşmeyle devam etti. Ardından ortak basın açıklaması yapıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'deki 5+1 görüşmelerde yeni siyasetin gündeme geldiğini ve orada egemen eşit devlet ve eşit uluslararası statüyle resmi müzakerelerin yapılacağını ilan ettiklerini ifade ederek, o zaman Cenevre'de bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da buna destek verdiğini söyledi. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak benim ilk kez sunduğum önerilere tam destek vermiş ve o günden bugüne bütün Türkiye'nin çeşitli temaslarında, büyükelçiliklerinde nerede toplantılar yapılmış olsa bizim artık Türk tarafı olarak Kıbrıslı Türklerin bu yeni önerisini tam desteklediklerini bütün dünyaya da paylaşmış oluyorlardı. Biz eğer resmi bir müzakere sürecine geçeceksek bu önerilerimizin kabul edilmesini bekliyoruz. Sayın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri geçen Nisan ayında Cenevre'de yaptığımız toplantılarda ve bilahare geçen Eylül ayında New York'ta üçlü toplantıda kendisi de ifade etmiştir. Ortak zemin bulunana kadar bu sürecin sürdürülmesi ve ortak bir zemin bulunması durumunda yeni bir müzakere sürecine geçileceğini ifade etmiştir. Biz de o ortak zeminden anlayışımızı bir kez daha egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statü olarak gördüğümüzü sürekli olarak kendileriyle bunları paylaşıyoruz. Bu temel hakkımızın mükteseb bir hak olduğunu, bunun uluslararası anlaşmalardan kaynaklandığını, 1960 anlaşmaları ile Kıbrıs'ta iki ayrı halkın olduğunu, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin iki kurucu ortağı olduğunu ve dolayısıyla Kıbrıs Cumhuriyeti'nin güneyde bir Rum Cumhuriyeti'ne dönüşmesiyle bizleri devletin dışına ve dolayısıyla bütün haklarımızı işgal etme noktasındaki bize uygulamakta olan haksızlıkların ne kadar büyük bir insan hakları ihlali olduğunu ve hala daha Kıbrıs Türk halkı üzerinde uygulanmakta olan ambargo, izolasyon, engelleme, kısıtlamalar gibi bu çağda olmaması gereken bir takım uygulamaların hala daha uygulanmakta olduğunu sürekli olarak bunu da uluslararası toplumda paylaşmaktayız. Hepinizin de bildiği üzere Sayın Güney Kıbrıs Rum lideri Anastasiyas'ın Ercan'ın direkt uçuşları açılması için Ercan'ın Birleşikler Denetimi'ne,
Gazi Mausa'nın direkt ticarete açılması için Gazi Mausa'mızın Avrupa Birliği denetimine ve Maraş'ın bir bakıma bireşetlere iadesi ve aynı zamanda bu koşullar içerisinde de bunu da altını çizerek belirtmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin limanlarının kendilerine açılması ve Ercan'ın bireşetlere devri de tabii ki fır hattının tek fır hattı olarak buradaki hava sahasındaki dengenin de aleyhimize çevrilmesine, ona dönük orada bir takım beklentileri vardır. Bunları bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Temcid pilavı gibi bizim kabul etmediğimiz bu önerileri sürekli olarak gündeme getirmektedir. Dolayısıyla önerileri yok hükmündedir. İki tarafın işbirliğiyle bundan sonra her iki halka da faydalı olacak bir takım önerileri gündeme getirmek, sürekli olarak Birleşmiş Milletler denetiminde ve gözetiminde yapılan toplantılarda Türk tarafı bunları gündeme getirmektedir. Bütün bu süreçler elbette anavatanımız ve garanti ülke Türkiye Cumhuriyeti ile de istişare içerisinde bunları yapmaktayız. Onun için bugün de yapılan toplantılarda çeşitli detaylar konuşulmuştur. Çeşitli ayrıntılara girilmiştir. Bu konuda Kıbrıs Türk tarafı da karşı tarafa kendi önerilerini, yani iki devletin işbirliğiyle her iki halkın da yararına olacak bir takım işbirliği önerilerimizi yakın bir zamanda sunacağız. Tatar, Doğu Akdeniz ve Ukrayna'da yaşananların ortada olduğuna da işaret ederek Yunanistan'ın Ege Adaları'ndaki girişimlerini, uluslararası sözleşmeleri ihlal eden girişimleri kınadıklarını, burada da benzer durumlar olmaması için mücadelenin süreceğini anlattı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerini değerlendirdiklerini belirterek, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda gözlemcilik statüsü başvurusunun ise yıl sonuna kadar görüşüleceğini belirtti. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi kendileriyle ve heyetlerimizle verimli bir görüşme gerçekleştirdik ve Kıbrıs meselesinin çözümü konusundaki vizyonumuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın da gayet güzel bir şekilde izah ettiği gibi ortaktır. Adada yeni bir müzakere sürecinin başlaması için ve bu müzakerenin de başarılı olabilmesi için gereken bellidir. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit statüsü tescil edilmelidir. 1960'ta teyit edilen ama daha sonra gasp edilen bu haklar başlangıçtan bu yana, en başından bu yana Kıbrıs Türk halkının var olan hakkıdır. Dolayısıyla bu haklar inkar edilemez. Müzakere eşitler arasında olur. Yoksa herhangi bir anlamı da olmaz, bir sonuç getirmez. Aksini zaten 54 yılda tecrübe ettik. Sonuçta ortada. Eşitliği reddeden kim, o da gayet açık net bir şekilde belli. Daha önce de vurguladığımız gibi kaybedecek bir 50 yılımız daha yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı Tatar'ın geçen yıl Cenevre'de ortaya koyduğu vizyon ve öneriyi o gün destekledik. Cenevre'de Sayın Cumhurbaşkanım, o gün desteğimiz nasıl tam idiyse bugün de desteğimiz tamdır. Sizin bu vizyonunuzu, önerilerinizi her platformda desteklemeye, özellikle BM nezdinde desteklemeye devam edeceğiz. Bundan sonra bir müzakere olacaksa bu iki toplum değil, iki devlet arasında olacaktır. Önce iki tarafın statüleri müzakere odasında ya değil dışında eşitlenmelidir. Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne herhangi bir çözüm modeli dikte etme hakkı olmadığını, buna müsaade etmeyeceklerini dile getirdi. Miadı dolmuş. Eski sözde güven arttırıcı önlemleri sanki yeniymiş gibi, ilk defa söylenmiş gibi gerek bizlere gerekse de, yani bunu çok iyi bilen bizlere de satmaya çalışıyorlar. Avrupa Birliği nezdinde ve uluslararası toplumda da bunu yeni bir fikirmiş gibi satmaya çalışıyorlar. Gerçekten içinde yeni bir fikir olsa bunları biz her zaman konuşuruz. Türkiye olarak biz de buna destek veririz. Değerlendiririz ama bunlar Sayın Anastasiadis'in de Cenevre'de kağıttan bir okuduğu yeni bir fikir ortaya koyamadığı için İşte eski defterleri karıştırarak bir okuduğu önerilerdir. Bu öneriler esasen müzakere sürecini sulandırmak için yapılmıştır. Ve Maraş açılımından duyduğu rahatsızlığın bir refleksidir. Bunu da açıkça görüyoruz. Önümüzdeki günlerde Türk tarafı da
tabii ki işbirliği önerileri sunacaktır. Bu konuda bir çalışma yaptıklarını da görüyoruz ve bu işbirliği önerileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rum taraf arasında işbirliğini geliştirecek öneriler. Sadece Kıbrıs Adası'nı değil, esasen tüm bölgeyi ilgilendiren, tüm bölgenin istikrarı ve kalkınması için önemli ve bölgedeki sorunların çözümüne katkı sağlayacak önerilerdir. Eğer Rum tarafı gerçekten işbirliği yapmak istiyorsa bunlara olumlu bakar. Türk tarafıyla oturur, konuşur, değerlendirir. Eğer niyeti yoksa Türk tarafı yoluna devam edecektir. Hidrokarbon önerilerinin de masada bulunduğuna işaret eden Çavuşoğlu, kendilerinin işbirliğinden yana olduklarını, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'de de bunları savunduklarını vurguladı. Rum tarafının derdi Maraş'ı geri almak. Bir kez daha buradan güçlü bir şekilde duyurmak istiyorum. Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır. Ve Maraş açılımı çerçevesinde atılan adımlar da uluslararası hukuku ihlal etmiyor. Ve burada atılan adımların da uluslararası hukuka uygun olduğunu vurgulamak isterim. Ve adadaki iki halkın da yararına atılan adımlardır. İleride daha da yararlı olacaktır. Rum halkına da faydalı adımlardır. Ve bizim gerek bugüne kadar atılan adımlar Maraş konusunda, gerekse bundan sonra atılacak adımlara yönelik desteğimiz de tamdır. Yani Rum tarafı beyhuda çabalar içinde olmasın. Yani BM nezdinde, Avrupa Birliği nezdinde gereksiz propagandalarla oraların gündemini de meşgul etmesin. İşte önümüzde işbirliği fırsatları var. Bu işbirliği fırsatlarını değerlendirsin. Mesela Maraş'ta plaja konulan şezlong, işte buna benzer küçük adımların uluslararası güvenliğe bir tehdit oluşturduğunu savunacak kadar komik duruma da düşüyorlar. Gerçekten üzülüyoruz da. Uluslararası hukuk çerçevesinde işbirliğine de açığız. Tatar ve Çavuşoğlu gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bir soru üzerine Anastasiades'in güven artırıcı önlemleri sunuş şeklinden Maraş açılımından duyduğu rahatsızlığın belli olduğunu kaydetti. Rum halkı da Maraş'taki mülkünü kullanmak istiyor. En doğal da hakkıdır. Ve biz de zaten Rum halkı da bu hakkını kullanabilsin, mülkünü kullanabilsin diye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu açılımını destekliyoruz. Uluslararası örgütler ya da ülkelerin temsilcileri bize Rum kesiminin, Dışişleri Bakanı'nın yeni fikri var, bunu değerlendirelim gibi önerilerle geliyor. Biz her şeyden önce şunu söylüyoruz. Bir, burada bunların birinci amacı doğrudan Türkiye'yi muhatap almak, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bypass etmek. Biz buna müsaade etmeyiz. İki, bakınız işte Anastasiades yaptığı konuşmada Cenevre'de bunları söylemiştir. Daha önceki değişik zamanlarda, yani federasyon için müzakere yaptığımız günlerde, yine değişik zamanlarda bu önerileri güven arttırıcı önlem olarak ortaya koymuşlardı. Ama işte samimiyet olmayınca o tür numaralar bir yere kadar geliyor, gerçeklere tosluyor. O nedenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin açıklayacağı işbirliği önerilerinin daha sağlıklı her iki toplumun ve bölgenin yararına olacağını düşünüyoruz. Çavuşoğlu, Yunanistan'ın tavrıyla ilgili olarak da kendileri için esas önemli olan noktanın Yunanistan ve Rum halkının Türkiye'nin gücüyle ilgili ne düşündüğü olduğunu belirterek, biz paylaşımdan, işbirliğinden yanayız. Bunu da mektuplarda BM'ye ifade ettik. Sonra da Türkiye bize saldıracak diye ağlıyorlar. İşbirliğine yanaşsalar, sadece yemeklerde değil adımlarda da samimi olsalar, sorunlar müzakereyle çözülebilir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Tatar da Maraş açılımıyla ilgili olarak şunları kaydetti. Hukuka aykırı düşmemek için eski hak sahiplerinin başvurması durumunda gereğini yaparak aşama aşama Maraş'ın açılımı gerçekleşmektedir. Bu turizmi güçlendirecektir. Pandemiye rağmen bu kadar ziyaret varsa yatırımlar ve insanların geri dönmesiyle insanlığa kazandırılacaktır. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in güneye gerçekleştireceği ziyareti değerlendirerek ziyaretler ve işbirliğinin en doğal hak olduğunu söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında
yani bağları koparma çalışmasının olduğunu da görüyoruz. Buna yönelik kampanyalar da yürütülüyor Rum kesiminde. Ama şundan herkese emin olsun, bizim bağlarımızı hiç kimse kopartamaz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki bağları kimse kopartamaz. Biz gördüğünüz gibi Rum kesimini veya Yunanistan'ı kışkırtmak için burada değiliz. Kendi çalışmalarımız var. Aslında bu iyi niyetli yaklaşımlarımıza Rum tarafı ve Yunanistan evet dese adanın geleceği bakımından da önemli şeyler konuşuyoruz. İşbirliğini ön plana çıkarıyoruz. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre tarafından da kabul edildi. Çavuşoğlu, Başbakan Ünal Üstel ve hükümet ortaklarıyla da görüştü. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre tarafından kabul edildi. Neticede ayrımız gayrımız yoktur. Biz bir milletin insanlarıyız. Türküz, elhamdülillah Müslümanız ve milli davamız vardır. Özümüz milli davamızdır. Öznemiz milli davamızdır. Dolayısıyla bu dava müştereken yürütülür. Ayrımız gayrımız yoktur. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda milli dava konusunda Doğu Akdeniz'de gerekse diğer milli meselelerde yürüttüğü siyaseti, diplomasi çalışmalarını fevkalde yakından takip ediyoruz ve destekliyoruz. Anavatanla beraberiz. Ayrı gayrı düşünmemiz zaten mümkün değildir. Önemli olan Türk milletinin ve Kıbrıs Türk halkının yüksek menfaatlerinin birlikte düşünülmesidir. Ayrı ayrı değil, birlikte düşünülmesidir. Ayırdığımız zaman zaten tefrika giriyor, nifak girer. Dolayısıyla biz o konulara çok dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü Türkiye olmadan Kıbrıs milli davası daha ileriye götürülemez. Kıbrıs Türk halkının, adadaki varlığının Türk milleti için büyük bir kazanç olduğunu söyleyen Töre, ama biz de Türkiye olmadan bu işin burada yürütülemeyeceğini biliyoruz. Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan'da ve Orta Doğu'da sıkıntılarla karşılaşabiliriz diye konuştu. Meclis Başkanı Zorlu Töre, Rum Yunan ikilisinin silahlanmaya devam ettiğine de işaret etti. En büyük caydırıcı güç Türk ordusunun Kıbrıs'taki varlığıdır. Ve gerekirse burada garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde, gerekse ikili anlaşmalar doğrultusunda da o pekiştirilebilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye arasında savunma işbirliği anlaşmalarıyla da pekiştirilebilir. Dolayısıyla caydırıcı olmak için daha güçlü olmalıyız. Ekonomik yönden de daha güçlü olmalıyız. Daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Sosyal yönden de daha güçlü olmalıyız. Devletimize dört elle sarılmalıyız. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geçmişte uluslararası platformda bazı milletvekilleriyle görev yaptığını anlatarak, Avrupa Parlamentosu'nda herhangi bir sıfatı olmamasına rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milletvekilleriyle önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Dolayısıyla meclisinizin de önümüzdeki süreçte haklı davamızı, ortak davamızı, milli davamızı savunmada önemli roller üstleneceğine inanıyoruz. Bu konuda biz de gerekli desteği vereceğiz. Yeni kurulan hükümeti de kutlayan Çavuşoğlu, önümüzdeki günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geleceğini belirterek, yeni kurulan hükümette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına desteklerini artırarak devam ettireceklerini vurguladı. Müzakere süreciyle ilgili ara sıra tereddütlerin olduğunu gördüklerini de belirten Mevlüt Çavuşoğlu şunları kaydetti. Bundan sonra nasıl bir müzakere yapacağımızı, nasıl, ne için müzakere yapacağımızı, kimler arasında müzakerelerin olacağını, iki toplum değil de iki egemen devlet arasında müzakereler olacağını bir kere daha vurgulamak için geldik. Genel Sekreter'e ve Avrupa Birliği dahil tüm muhataplarımıza bunları anlatıyoruz. Son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Ünal Üstel tarafından da kabul edildi. Hükümet ortaklarının da hazır bulunduğu görüşmede açıklama yapılmadı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temasları çerçevesinde Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'yla da görüştü. Görüşmede Kıbrıs konusu ve Kıbrıs konusunun etkileyen faktörlerin yanı sıra iki bakanlık arasındaki ilişkiler de masaya yatırıldı. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Ertuğruloğlu, ulusal davanın savunulmasının devam ettiğini vurguladı. Şu gerçek de dünya tarafından ısrarla göz ardı edilmeye çalışılıyor. Artık Kıbrıs'ta yeni bir sayfa açılmıştır. Neredeyse 60 yıl devam eden ve toplumlar arası görüşmeler diye isimlendirilen müzakere süreci bildiğiniz gibi 2017'de Crans-Montana'da çökmüştür. 2017'den itibaren artık yeni sayfa açılmıştır. Bu adada iki ayrı egemen eşit devlet ve eşit uluslararası statü sahibi iki devlet realitesi gerçeği vardır. Bunca yıldır görmezden gelinen ama her zaman için var olan bir realite artık inkar edilmeyen bir realite olarak ön saflara çıkmıştır. Eğer müzakere isteniyorsa bu müzakereler dediğim gibi iki egemen eşit devletin varlığı temelinde ve iyi komşuluk ilişkileri içerisinde geleceği şekillendirmeye yönelik müzakereler olabilir. Bunun olasılığı Rum tarafının ve dünyanın bu gerçeği kabul edip etmemesine bağlı. Bakan Ertuğruloğlu topun artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Rum tarafının sahasında olmadığını belirterek top uluslararası camianın sahasındadır. 60 yıldır bize yapılan haksızlığı devam ettirme kararlılığı varsa bu adada ne müzakere olur ne de anlaşma olur dedi. Ertuğruloğlu konuşmasını Kıbrıs konusu ve Kıbrıs konusunu etkileyen ne kadar faktör varsa bakanlıklarımız arasındaki ilişkiler de dahil olmak üzere bu konuları değerlendireceğiz diyerek tamamladı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise konuşmasında gerek Türkiye'nin gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını savunmak için çalıştıklarını vurguladı. Çavuşoğlu var olan sorunlara Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde girişimci diplomasileriyle çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi. Tüm bu yoğunluk içinde tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve Kıbrıs Türk halkını ihmal etmemiz mümkün değildir. Yeni hükümetin kurulmasından sonra bu ziyareti özellikle gerçekleştirmek istedik. Müzakere süreciyle ilgili tutumumuz da bellidir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le New York'ta da görüştük. Her platformda söylüyoruz. Bizim pozisyonumuz açık, net. Artık iki devletli bir çözüm olması gerekiyor ve iki eşit egemen devlet arasında, iki eşit taraf arasında müzakerelerin başlatılması gerekiyor. Bu pozisyonumuzu hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak hem de Türkiye olarak her platformda anlatıyoruz. İlgi duyan ülkelere de anlatıyoruz. Sadece BM Genel Sekreterine değil, Avrupa Birliği'ne de gayet açık net bir şekilde anlatıyoruz. Tabii diplomatik ve siyasi alanda atabileceğimiz, birlikte attığımız ve atabileceğimiz adımları da bu ziyaret marjında değerlendirmek istiyoruz. Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklı davasını uluslararası topluma anlatmak konusunda birlikte çalışıldığını da ifade etti. Sorunun 1955'lerde başladığını ve 60 ve 60'tan sonra neler olduğunu anlatan tüm bu haklı davamızı her yerde vurguluyoruz, altını çiziyoruz, dosyaları da veriyoruz. Ama onun dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası platformda görünürlüğünü ve statüsünü arttırmak için de yoğun çaba sarf ediyoruz. Ve yeni temsilcilikler açılması için birçok ülke nezdinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uygun gördüğü ülkeler nezdinde temaslarımızı da yoğunlaştırdık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İslam İşbirliği Teşkilatı'nda ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda statüleri de olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci statüsü elde etmek için başvuru yaptı. Bu başvuru yıl sonu Özbekistan'da yapılacak zirvede ele alınacak. Orada karara bağlanacak. Biz bunun hazırlıklarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'yla yürütüyoruz dedi. Sayın seyirciler, Başbakan Ünal
Üstel hükümetin hayat pahalılığı ödeneğinin daha kısa aralıklarla verilmesi ve düşük ücret alana daha çok, yüksek ücret alana ise daha az artış yansıtılması için çalışmalar yaptığını açıkladı. Başbakan Üstel, önümüzdeki günlerde tamamlanacak çalışmaların kamuoyuyla da paylaşılacağını söyledi. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda konuşan Başbakan Ünal Üstel, pandemi, savaş ve Türk lirasının değer kaybı nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılara değindi. Dünya zor günlerden geçer ve dünyada bu zorluklar yaşanır. Nedeni bellidir. Yani bir gerek pandemi sürecinden sonraki dönem, bir de Rusya-Ukrayna savaşının getirdikleri ve dolayısıyla dövizdeki TL karşısındaki olan değer kayıpları. Dolayısıyla böyle bir dönemden geçerken biz ülkeye zam yapmamak için hükümet ve ortaklarımızla birlikte devamlı bir baskı altına almaya çalışıyoruz. Ama toplumum takdir eder ki bizim kullandığımız TL'dir ve dövizdeki yükseliş karşısında otomatikman oluşan bartızı zamlar vardır. Ve buna bağlı olarak da zincirleme getirdiği zamlar. Doğrudur. Bunları yapıyoruz. Ve bunu dengelemek için de biz hayat pahalılığını bir an önce topluma vermek için gerek 4 ay olsun, gerek 5 ay olsun, gerek 6 ay olsun çalışmalara da hız verdik. Neden? Bu döviz karşısındaki toplumun alım gücündeki ve toplumdaki yaşanan sıkıntıları gidermek için biz hayat pahalılığını bir an önce topluma vermek için Maliye Bakanımız bu konuda çalışma yapıyor. Hem 4 ay üzerine, hem 5 ay üzerine, hem 6 ay üzerine. Buna bağlı olarak da asgari ücretle yaşayan insanlarımızın da alım gücünü kısmen de biraz yükseltmek için bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bunu yaparken de dengeli bir şekilde az alana çok, çok alana daha az vermek için de yasaların imkan verdiği çerçevede bir çalışma yapıyor Maliye Bakanımız. 2-3 gün içerisinde bir noktaya gelecek ve bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Genel kurulda 2022 mali yılı ek bütçe yasa tasarısıyla ilgili sunuş yapan Maliye Bakanı Sunat Atunsa yüksek enflasyon nedenlerini anlattı. Atun ek bütçenin tek başına yeterli olmadığını vurgulayarak gelirlerde artırıcı önlemler ve giderlerde ise tasarruf tedbirleri alınmasının önemine vurgu yaptı. Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokolde yer alan gider azaltıcı ve gelir artırıcı tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Bakan Atun, ek bütçede sağlık ve eğitim altyapısının geliştirilmesi için kaynak tahsisatının artırıldığını ve doğrudan gelir desteği ödeneklerinin güncel şartlara göre artırılmasının öngörüldüğünü de anlattı. 2022 mali yılı ek bütçe yasa tasarısı hazırlanırken tüketici fiyatları endeksi ve döviz fiyatlarındaki gelişmelerin baz alındığını aktaran Atun, 2022 yılının ilk 5 ayında TÜFE'nin %43.10 olduğunu ve yılın ikinci 6 ayında ise bu rakamın %55'i bulacağının tahmin edildiğini belirtti. İlk 5 aylık gerçekleşme %43.10 olur. Bu arada ek bütçe yasa tasarısı %48'e göre hazırlanmıştır. Fakat son günlerdeki gelişmelere bağlı olarak bu oranın da yetersiz kalacağı tahmin edilmektedir. Devlet Planlama Örgütü verilerine göre 2022 yılı sonunu TÜFE tahmini %109.53'e ulaşacağı öngörülmekte. Ülkenin iç ve dış borçlarının toplamının 67 milyar 843 milyon Türk lirası olduğunu bildiren Atun, kamu borç yükünün azaltılması birinci önceliğimiz olmalıdır dedi. En yüksek bütçe açığı öngörüsü bulunduğunu söyleyen ve kamu kaynaklarının etkili kullanılması gerekliliğine vurgu yapan Atun, ek mesai ödemelerinin de kamu maliyesi açısından sürdürülebilirlik sorununa işaret ettiğini söyledi. Evet sayın seyirciler, bu haberle birlikte yavaş yavaş sabah haberinde sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın saatler 7'yi gösterdiğinde yeniden karşınızda güncel gelişmelerle, gazete manşetleriyle sizlerle birlikte olmaya ve günün gündemini sizlerle paylaşmaya
devam edeceğiz tabii ki. Ama bugünlük bizlerden bu kadar diyelim. Sabah haberin hemen ardından öncelikle hava durumu, sonrasında ise spordaki gelişmeleri öğrenebileceksiniz. Ondan sonra da saatler 8.35'i gösterdiğinde Manşet Artı programında Baykan Gürses'le siyasal iletişim uzmanı Özdemir Tokel'in sunacağı programı takip edebileceksiniz. Baykan Gürses'in sunumuyla bugünün konuğu Özdemir Tokel olacak. Takip edebileceksiniz bu programı da. Yarın saat 7'de yeniden karşınızda olmak dileğiyle diyelim. Mutlu bir gün sizin olsun. Hoşçakalın.